Gündem dışı üçüncü söz, Ankara'da doğalgaz satışına getirilen 70 TL sınırlaması hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akay'a gittir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Ramazan ayının hepimiz için hayırlı olmasını diliyor. 11 ayın sultanının hem ülkemize hem dünyaya dostluk, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Şimdi bugün ben evet doğalgaz satışına getirilen bir sınırlama ile ilgili olarak söz almış bulunuyorum değerli milletvekilleri. Çünkü Ankara'da öyle olaylar yaşanılıyor ki son günlerde bunu ancak bir kamera şakası programında var olabileceğini düşünebilirsiniz. Ben de az önce bunu teyiden meclisteki doğalgaz satın alma noktasına gittim, PTT'ye gittim ve orada da bana aynı şey söylenildi. Az önce gündem dışı konuşmadaki talebimde de iletildiği gibi Ankaralılar doğalgaz almaya gittiklerinde bu kartlarıyla birlikte kendilerine bir sınırlama getirildiğini öğreniyorlar. 70 TL'nin üzerinde doğalgaz alınamayacağı bilgisi iletiliyor kendisine. Bunun hangi gerekçeyle olduğunu sorduklarında ise bunun EPDK'nın uygulaması olduğu söyleniliyor. Ancak araştırdığımız kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla bu uygulama Ankara dışında bir başka ilde yok değerli milletvekilleri. Onun için Başkent Gaz bunu hangi gerekçeyle uyguluyor? Hangi kararı istinaden uyguluyor? EPDK neden böyle bir karar aldı? Eğer gerçekten böyle bir karar aldıysa bunun gerekçesi nedir? Bunları tabii buradan Sayın Bakan'a sormak istiyoruz. Bakın değerli milletvekilleri, geçen yıl Nisan ayında doğalgaza %18.8 oranında zam yapıldı. Yetmedi, Ekim ayında 9.8 oranında bir zam daha yapıldı. Yani reel olarak %28.6 zam yapıldı. Ama Nisan 2012'den bugüne kadar baktığımızda %33.3'lük bir zam söz konusu. Şimdi asgari ücrete yaptığınız artışlar ortada. İşçi maaşları ortada. Memur maaşları ortada. Onun için siz hangi gerekçeyle %33.3'lük bir zam mı yapıyorsunuz? Bunu vatandaştan hangi yüzde talep ediyorsunuz? Gerçekten bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bakın geçen yıl zam artışı olmadan önce Nisan ayında hatırlayacağınız gibi metrelerce kuyruklar oluşturuldu ve vatandaşlar orada sıraya girip önceden zam öncesi doğalgazı almaya çalıştılar. Ben de gittim o vatandaşlarla birlikte bir pazar günü sabahtan akşama kadar kuyrukta kaldım. Onlarla sohbet ettim. Onların gelir ve gider kalemlerini birebir onların ağzından dinledim. Biliyor musunuz o vatandaşlarımız o sıcakta, o güneşin altında sadece ve sadece 5 ila 10 lira arasında tasarruf edebilmek için bekliyorlardı. Ha bu rakam size az geliyor olabilir, bu rakamı ciddiye almıyor olabilirsiniz, o ayrı. Size biraz daha başkentimizden manzaralar sunayım o halde. Geçen yıl gene Nisan ayında Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir aile doğalgaz alamadığı için kömür gazı zehirlenmesinden yok oldu değerli arkadaşlar. Ben o ailenin annesini ziyaret ediyorum ve her gittiğimde şunu görüyorum. Gardırobunda çocuklarının ve torunlarının mantolarını, paltolarını koklayarak hala günlerini geçiriyor bu anne. Bu da yetmedi. Gene geçtiğimiz aylarda Ankara'nın göbeğinde bir olay daha yaşandı. Melisa bebek, 8 günlük bir bebeğimiz yanarak öldü. Neden? Çünkü ailesi doğalgaz alacak güçte olmadığı için katalitikle ısınmaya çalışıyordu. Ve sobanın düşmesi sonrasında çıkan yangın nedeniyle yaşamını kaybetti Melisa bebeğimiz. İşte başkentimizde bütün bunlar yaşanılırken siz neden böyle bir sınırlama getirip de vatandaşın 3-5 kuruşluk tasarrufuna göz dikiyorsunuz, bunu anlayamıyorum. Ha diyelim ki Başkent Gaz kar etmiyor, o zaman bununla ilgili de verileri aktarayım size. Bakın BOTAŞ'tan metreküpünün 73 kuruşa alıyor Başkent Gaz, daha sonrasında da 1 TL'ye satıyor. Yani alış ve satış fiyatı arasında %40'lık bir kar oranı söz konusu. Dolayısıyla bu kar yetmiyor da mı vatandaşın cebindeki 3-5 kuruşa göz dikiliyor? Bu gerçekten anlanması mümkün değil. Bakın tüketicinin korunması hakkındaki 5. madde diyor ki hizmet sağlamada haklı bir sebep hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılmaz. Oysa ki bu getirilen uygulama tamamen hizmet sağlamakta bir sınırlama getirilmesidir.
tamamen tüketici haklarına da aykırıdır. Kanuna aykırı olan bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi konusunda sizleri uyarıyor ve özellikle şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, Gezi Parkı olaylarında gördük. Hükümet kendi vatandaşına biber gazı sıkma konusunda son derece bonkör davrandı. Kendi vatandaşına bu kadar biber gazı sıkma konusunda cömert davranan bir hükümet neden kendi parasıyla doğal gaz almak isteyen vatandaşa bir kısıtlama getiriyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Onun için... Teşekkür ediyorum.